Bu haberi paylaşmam lazım. Hem sizinle hem izleyicilerimizle. En düşük emekli maaşı artacak. Memur ve emeklilerin zamlı maaşları gelecek hafta hesaplarına yatmaya başlayacak. Kök maaşın düşüklüğünden dolayı zamlı maaşı 10 bin liranın altında olan 1,8 milyon emekli için ilave düzenleme yapılacak. NTV'nin haberi bu. %24,73 oranında zam alacak. Ancak kök maaşı düşük olduğu için işte 10 bin liranın altında kalacak olan emekliler için 1 milyon 780 bin emeklinin kök maaşı %24,73'lük zamma rağmen 10 bin TL'nin altında kalacak. İşte bunlar için bir yeni düzenlemeden söz ediliyor. Yani 10 binden 12 bin liraya çıkabilir deniliyor. Kulislerde yani emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin liraya çıkartılması emekli maaşı 12 bin lira alacaklar. Öyle mi olacak? Başka türlü yapamaz ki. Evet, öyle. Değil mi? En düşük emekli maaşı 12 bin lira diyecek. 12 bin lira diyecek. Yani 8... bir bakıma 10 bin lira, 8 bin liranın altında olanlar sıfır zam alıyordu ya. %20 zam yapmış oluyor. Peki şöyle bir şey. Ocak'ta yine sorun olacak o zaman. Ocak'ta yine sorun olacak. Ama çünkü ben... hep onların 8 bin lira alanın kök maaşı 10 bine çıkacak ama diyorsun ki 12 bin diyecek. Kök maaşı 10 bine çıkmayacak. Nasıl kök maaşı? Kök maaş %25. Mesela 7 bin lira %25 zam yapılacak ona. Kök maaş tamam. Kök maaş yüzde enflasyon şimdi, kadar zamla aldı, devam edecek. Diyelim ki 8'de ama maaş çıktı. 12 bin lira. Ha, maaş 12 bin aldı. Ocak ayına geldiğim zaman yine kök maaşı üzerinden hesap. Bu iş asla kökünden çözülemez. İşte onu diyorum. Evet. Yani kök maaş 8'den 10'a çıktı ama 12 bin lira alacak. Diyecekler ki en düşük maaş şu andaki olduğu gibi. 10 bin lira almıyor mu 8 bin lira kök maaş olan? 7500 lira olan 10 bin lira. Evet. O zaman kök maaşlar 10 bine çıkacak ama 12 olacak. Ocak ayına geleceğiz yine kök aynı problem. Yapamayacak. Bunlar kulis bilgileri olarak veriyorlar. Emeklilerin 10 bin liralık maaşını 12 bin liraya çıkaramazlar. Niye? Kasada para yok. Ama ya yeni, 1 bak, milyon kişi ya çok fazla değil ki. Aşağı yok 3.6 milyon kişiye yetişecek. Hayır bu 10 binin altında kalan 1 milyon 600 bin kişi. 3 milyon 600 bin kişi diyorlar. Ben rakama bakmadım. Yok, 1600 ben okudum. 1,8 milyon. 1 milyon evet. 1 milyon 800 bin kişi. O 10 bininde kalan. Sen şunları da katıyorsun. Mesela adamın maaşı diyelim ki 9 bin lira. Ha, evet. 11 bine çıkacak. Ha, evet. Onlara da katarsan dediğin gibi evet. 3 milyon. Doğru. Ama kök maaşa köklü bir çözüm yapmadığı sürece bu hep böyle bir çeşit ulufe gibi tabii. Mi oluyor? Bir yani bak, tamam bir kez daha aynı rakamda kalmasınlar şöyle bir düzeltme yapalım gibi bir durum. Bildiğim kadarıyla bu insanların yaşı ilerlemiş vaziyette. Evet. Asıl çünkü, sorun orada. Evet. Çünkü bunlar daha önce emekli oldukları için bu 8 bin lira 7 bin lira maaş alanlar 70 yaş civarında olan bir kitle değil mi? Evet. Çünkü çok önce emekli oldukları için biz de emekli olduktan sonra sürekli fakirleşiyoruz. Bir de şunu söyleyelim. Bunlar da o haldeler. Bu, bir de yazık yani 70 yaşına, 72 yaşına, 75 yaşına gelmiş insan. 3 kuruş para ya. Yani bu niye böyle hayatın oldu? Son dönemini fakirlikle geçiriyor. Giderek fakirleşmiş hepsi. Bu niye böyle olduğunun cevabı şudur. Emeklilerin maaşı yani enflasyon oranında artırılmasına rağmen niye 7 bin lirada, 8 bin lirada kaldı, alım güçleri %35 düştüğünün tek bir cevabı var, TÜİK'tir.